buraya karşıma yine. Tam penceremin karşısına piçlik bırakılmış, piçlik. İş bilgisileri de aynı iş peşinde. Sabahki köpek orada oturup hava atıyor, gelen geçene kaşınarak. Birisi de videoya çekecek. Kaşın tekrar, niye kaşınmıyorsun? Minibüsten geçerken kaşınıyordun. O pislikten müthiş bir gaz vardı. Hala boğazım yanıyor. Ve sonucunu izleyin şimdi. Karıcığım. Bak görüyor musun bunu? Görüyorum, bana da var. Bana da sivilce çıktı ha. Ya benimki kocamandı. Çıban gibi. Bir gecede çıktı be. Kocaman sivilce. Size söylüyorum, bu içlere bakın yani. Ciğerlerim hala sızlıyor, boğazım. Ve bu sivilce de öyle. Keskin nişancı gibi bu kanser gönderir be. Ve her gece yapıyor bunu, çekiyorum. Bu insan neden ceza aldı? Polis bey. Şimdi gördüğünüz gibi hayvanat şiddet tasarısını bu yüzden bunlar kurmak istiyor. Çünkü bu şeyleri keşfediyorsan bundan sonra buna karşı çıkıyorsun. Belki o hayvanlara bir şey atacaksın. Ve bunlar her zaman etrafta, gözleri hayvanın üstünde. Böyle bir şey yaptığın zaman kesinlikle seni videoya falan çekerler, pusulalar bunlar. Rahatça bu bokla cinayet işlerini yapmak için böyle bir kanun çıkarmak istiyorlar. Yöneten de belli. Tüm ülke çapında. Bu şekilde böyle cinayetler işleniyor. Kadınlar için aynı koruma çıksın diye. Çünkü bunları güdenlerin çoğu kadınlar. Burada soru kalıyor ve bu akbaba soyadını neden tutuklanmıyor? Devlet ajanı mı? Şu yakalanan yeni FETÖ'leri ele veren mi olmuyor? İzmir'deki hücre evlerinden. Uygulamayı görün. Bir lokma şey al. Anında boklar. Her şeyi takip edebiliyor. Devletin yararlandığı cin iblis budur. İzmir'deki FETÖ'cüleri yakalatan da budur. Başınıza o belayı açan da budur. Tümünüze mermer mezar taşı satmak için. O iş adamının dediği gibi analar.